Evet sevgili dal önce hayırlı uğurlu olsun. Erzurum Spor'da basın sözcülüğü gibi zor bir görev. Tabii hafta sonu, cumartesi günü, ikinci yarı ilk hafta müsabakası rakip Atiker Konyaspor. Spor. Takviye transferler bekleniyordu. Şu ana kadar bir oyuncuyla resmi olarak sözleşme imzalandı. Bir diğer oyuncuyla anlaşıldı. O dönüm yarın öbürsü gün belli olacak zaten. Yine arayışlar devam ediyor. Şöyle kısa bir değerlendirme alabilirsek neler söyleyeceksiniz? Evet öncelikle teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Erzurum Sporumuzun yapılan e, olan seçimli Genel Kurulu ile birlikte yeni bir başkan, yeni bir yönetim kurulu göreve başladı. E, Erzurum Sporumuz da Antalya'daki devre arası kamp döneminin ardından Erzurum'da topbaşı yaptı. E, tabi bugüne kadar Erzurum'da e, biraz da erken bitirip geldiler. Hı. Çalışmalarını sürdürüyorlar. Hocamızın da tabi bugün bir de e, değerli basın mensuplarımızda hocamızın e, her maçtan önce yapmış olduğu rutin bir basın toplantısı vardı. E, öncelikle ilgi gösteren tüm basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Abilerimize teşekkür ediyoruz. Tabi e, hocamız takımla ilgili bir Bilgileri paylaştı. Ee, yine oyuncumuz Taylan hem kendi durumu, form durumu hem de takımla ilgili, ikinci yarıyla ilgili görüşlerini bildirdi. E tabii şimdi devre arasının ardından ilk maçımızı bu hafta cumartesi günü Konyaspor'la e, yapacağız. Cumartesi 13.30'da. E tabii bu cumartesi günkü maç bizim için çok önemli. Eee ikinci yarının ilk maçı, eee tabii ligde bulunduğumuz konum itibarıyla her maçımız yani geride kalan oynayacağımız 17 maç çok önemli. E, taraftarımız e, bugüne kadar olduğu gibi bu sadece Süper Lig'de olduğumuz sezon için söylü yani üçüncülükteyken de, ikincilikteyken de, e, Sportodo birinci ligindeyken de taraftarımız hem Erzurum'da hem deplasmanlarda takımımızı yalnız bırakmadılar. E, biz inanıyoruz ve biliyoruz ki yine taraftarlarımız ligin ikinci yarısında takımımızı yalnız bırakmayacaklar. Cumartesi günkü maçta bütün taraftarlarımızı stadımıza bekliyoruz. E, transferlere gelecek olursak, evet transfer komitesi tabii e, resmi anlamda Kongre sürecinden beri ciddi bir çalışma içerisinde e, gerek başkanımız gerek transfer komitesindeki arkadaşlarımız yönetici arkadaşlarımız gerek tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanımız Vali Bey tabii Erzurumspor için çok önemli iki değer e, onlar da yine bu süreci takip ediyorlar kulübün ekonomik durumu ile alakalı e, tabii iki tane oyuncu transfer ettik bir tanesi Pierre Kanstrup. Ee, yine iklimimize uygun e, bir oyuncu. Ee, onun yanı sıra Raşat Muhammed Salzburg'da e, forma giyen her iki oyuncu da hocamız basın toplantısında da söyledi. E, değerleri çok iyi dedi. Evet. Ee, bakacağız onların durumlarına. Ee, i̇ki oyuncumuz da artık Büyükşehir Belediye oyuncusu diyebiliriz. Tabi e, imza töreni, resmi imza gibi e, taraftarlarımızın merak ettiği konular var. Nasip olursa tabi forvet transferinde gerçekleştirdikten sonra e, üç oyuncuyu birden e, imza töreni yapmayı planlıyoruz. Her şey istediğimiz gibi giderse evet bu takımın bir forvete ihtiyacı var. Bunu e, taraftarlarımız kadar, taraftarlarımızdan daha çok yine yönetimdeki arkadaşlarımız, hocamız, herkes hep birlikte bunun farkında. E, tabii Çünkü ki bunu... soracağım Sayın Dert, transfer yapılırken tabii sosyal medyada isimler de ulaşıyor. Evet. Bu sizi ne derece etkiliyor? Ya şöyle oluyor mesela oyuncuyla siz görüşme yapıyorsunuz. Menajer aracılığıyla veya siz oyuncu ile ilgilendiğinizi bir şekilde bu piyasadaki insanlar duyuyorlar. Yani duyuruyorsunuz bir şekilde sözleşme için bir yetki gönderiyorsunuz. Yani bu, bu, bu aslında gizli kalması Erzurumsporumuzun sporumuzun menfaatine. Niye? Çünkü sonuçta scout ekipleri, takımların transfer komiteleri bir çalışma yapıyorlar. Oyuncuları araştırıyorlar, bunların form durumlarına bakıyorlar, istikrarlarına, bak, sakatlık durumlarına, saha içi durumuna, yine takım içerisinde hocayla ve diğer oyuncularla ilişkilerine bakıyorlar. Evet bu oyuncu bizim takımımızda forma giyer kanaatine varıyorlar. Ondan sonra oyuncu ile görüşmeye başlıyorlar. Açıkçası rakiplerimize bu konuda siz e, bir avantaj e, sunmuş oluyorsunuz. E, sosyal medyada oyuncunun adı çıktığı zaman hemen diğer takımlarda oyuncuyu almak isteseler veya istemeseler. Bu şekilde <laughs> bu piyasa böyle maalesef. Yani girip Oyuncuya teklif götürüyorlar, menajere teklif götürüyorlar. Onun için e, taraftarlarımızdan ricamız kesin ve net olarak kulübümüzün sosyal medya hesaplarından paylaşılmadan hiçbir transferle alakalı bir e, paylaşım yapılmaması. Bu aslında iki türlü sıkıntıya yol açıyor. Bir tanesi gündemimizde olmayan ama sosyal medyada çıkan oyuncularla ilgili taraftarlarımızı bir beklentiye sokuyor. Aynı zamanda yine ikinci konuda oyuncunun piyasada isminin duyulmasıyla birlikte e, piyasasının yükselmesi e, bedelinin yükselmesi ve diğer takımların devreye girmesine neden oluyor ki e, sene başında da oldu biliyorum. E, şu anda da ara transfer döneminde de yine bu konudan dolayı birkaç oyuncu da sıkıntı yaşadık. Yani siz e, oyuncu kendi kulübüyle belki devam etmek istiyor veya devam etmek istemiyor ama kulübünün bundan haberi yok. E, oyuncu belki kulüp göndermek istiyor ama oyuncunun haberi yok. Ya bu gibi şeyler olabiliyor. E, şimdi sizin oyuncu Ile ilgilendiğinizi hem işte diğer menajerler hem diğer piyasadaki bu transferle e, ilgilenen e, transfer yapmak isteyen takımlar bir şekilde bu konuyu gündemlerine alıyorlar. E tabii ki olumsuz bir durum oluyor. Bütün taraftarlarımızdan ki ben gazeteci arkadaşlarımız, abilerimizle de paylaşıyoruz. Oyuncuları duydukları zaman bizimle paylaşıyorlar. Biz kendilerinden rica ediyoruz. Gazeteler bile yazmıyor. Yani sosyal medyada e, internet gazetesi olan, internet gazeteciliği yapan arkadaşlarımız, gerek yerel basından gerek ajanslardan Yazmayıp kulübümüzün menfaatlerini düşünerek e, hareket ediyorlar ama sosyal medyada e, yayıldığı zaman olumsuz sonuçlanıyor. Şimdi e, bu ayın sonuna kadar transfer dönemi devam ediyor. Nasip olursa inşallah taraftarımızın da istediği, arzu ettiği, takımımızın da ihtiyacı olan, hocamızın da onay vereceği bir forvet transferimiz gerçekleşecek. E, i̇nanın e, geç saatlere kadar transfer komitesi çalışıyor ki e, buna yine kulüpteki arkadaşlarımız da yine buradalar. Hep beraber, hep birlikte Erzurumsporumuzun ligin ikinci yarısında hak ettiği yere kavuşması için bir mesai harcıyoruz. Tabii ki sabırsızlığında farkındayız. Bu hafta sonu maç var ama tabii ekonomik şartlar var. Şimdi Erzurum'un tabii fiziki şartları var. Tabii forvet Yok şu anda yani çok Devre daha fazla mi? para vermeniz bizim, gerekiyor. Bizim Devre arası transfer zaten çok zor. Ama dediğim gibi yani başkanımız Hüseyin Bey ve yönetim kurulu üyelerimiz, transfer komitesi hocamız hep beraber forvet transferine odaklanmış durumdayız. Evet. Ümit ediyorum ki en kısa sürede çözümlenecek.